Evet sevgili dostlar, golvan.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 26 Şubat 2024 Pazartesi. Haftanın ilk günü ama ikinci videosu bir tane shorts video sıkıştırmayı düşünüyorum araya. Tabi izlerseniz, severseniz, seversin. Gerçi onu sonra da paylaşsam olur. Şimdi kıymetli arkadaşlar, uzunca bir şeyim var ama nereden başlayacağım bilmiyorum. Tugay Kerimoğlu'ndan Cengiz Ünder eleştirisi yeterli değil diye başlayayım. Hocam boş ver şöyle bir... Şimdi Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 1-0'dan 2-1 mağlup etti. Son dakika penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı. Tugay Kerimoğlu maçtan sonra TRT Spor'da bazı açıklamalarda bulunmuş, bazı yorumlarda bulunmuş. 58 dakika boşa geçen zaman Fenerbahçe adına kolden sonra Fenerbahçe oyuncularının Kadıköy'de oynadığını hatırladığı bir gece. 58. dakikaya kadar herhangi bir oyun yoktu. Oyun içi etkinliğinden uzak. Baskıyı da, hat, yani baskıyı da yapamıyor. İlk yarı kıpırdanan biraz Mert Hakan. ikinci yarı Fenerbahçe'nin biraz daha etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi. Oster, Volde ve Ferdi'nin oyun içindeki katkıları. Ama bu yine de yeterli mi? Hayır. Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu o maçta 7 tane başarılı çalım yapmış. 7 başarılı çalım. Bakın bunu biz orta sahalardan falan göremiyoruz. Şimdi Galatasaraylı şu bu diye kenara atmayın. Adamın açıklamaları iyi dinleyin. 2 tane 6 problem yaratır diyor. Yetersizliğin olduğu bölge orta saha 2 tane 6 numarayla oynadığınız zaman size problem yaratır. Ne Kurunic oyundan çıktı. Ne zaman Kurunic oyundan çıktı. Hamleler yapıldı. Kötü oynadığınız bir oyunda kazanıyorsanız İsmail Hoca'nın hamleleri doğruydu diye karşımıza çıkar. Gelecek karanlık ışık yok. Oyun gelecek adına karanlık ışık gözükmüyor. Oyun tatmin etmiyor. Oyunu böyle değildi Fenerbahçe'nin. Hatırlayalım 10-12 haftalık oyunu baskılı arzulu her oyuncu için etkiliydi. Ama bugün öyle değil. Oyun kötüyse hangi oyuncu da koyarsanız hamle hani hangi oyuncuyu da koysanız hamle alamazsınız. Bana göre en büyük problem orta saha üçlüsünün kötü olması diyor. İsmail ya da Kuruluş'tan birini sahada tutup Mert Hakan'ı orta sahada tutup güç olarak kullanma şansına sahiptin. Bunu Rize'de yaptın kazandın. Yani İsmail ya da Kuruluş'tan birini oynattı öbürünü yedek bırak diyor. Kuruluş ve İsmail birbirine benzeyen yönleri o kadar sahada gözüküyor ki rakip oyuncuların çözebilme şansı herkesten daha fazla. Mert Hakan ne kadar sevilmese de ilk yarıda görevini yaptı diyebileceğiniz tek oyuncuydu. Çok hareketliydi. Osterwolde ve Tadiç ilk yarıda etkisizdi. O hep Rakibine baskı kuran oyuncu grubundan uzaklardı. Cengiz'in performansı çok yeterli değil. Evet atmış olduğu goller var. Saygım sonsuz, yeteneği ve kalitesi var. Ama artık yavaş yavaş şampiyonluğun, şampiyonluğun bahsedildiği haftalarda bir şekilde bazı oyuncuların saha içindeki performansı değerli olmaya başlıyor. Cengiz'den yararlanamıyorsun ve değiştiriyorsun. Arkadaşlar bu olay bak. Cengiz Ünder. İrfan Sakatken en büyük... Pay ona düşecek ve Cengiz'in kendine çok çok dikkat etmesi lazım. Şimdi ben sosyal medyada gezinirken birkaç tane haber gördüm. Birincisi İsmail Kartal'dan Kurun içe büyük destek diye başlayan bir haber gördüm. Ee, anladığım kadarıyla İsmail Kartal Kurun işte konuşmuş. Hani sen iyi futbolcusun, ben seni bu yüzden aldırdım. Ee, hani salça bidonlarını falan getirdik, ee, Ne bileyim turşuları falan getirdik falan demiş. Ben senin kaliteni biliyorum taraftarı senden beklense şampiyonluk heyecanından dolayı bu tarz tepkiler olabilir. Önümüzde kazanılmayı bekleyen pek çok maç var falan demiş. Artık verimli olma zamanı. Bunun için çalışıp takım olarak başaracağız demiş. Şimdi Kunur için maç içindeki istatistiği. Arkadaşlar 18 pas. Şaka gibi de orta saha 18 pas. %78 pas isabeti 17 kısa pas bir uzun pas. 8 ikili mücadele kazanmış. 5 tane ikili mücadele kaybetmiş. Yani 13'te 8. 4 hava topu kazanmış 2 tane kaybetmiş 6'da 4 Yani 12 19'da 12 ikili mücadele kazanmış Baktığın zaman gayet iyi 2 top kapma bir yaptığı faul bir kendisine yapılan faul Ancak Burada eşit rolleri bölüştü İsmail Yüksek'le sıkıntısı var Yani bakın mesela benim bir çözüm önerim var Çok güzel bir reçetem var Ankara gücünün maçına şöyle çıkalım Hadi İrfan Can Eğribayat Sağ bekte Mert Müldür dinlendi. Sol bekte Osterwolde dinlenecek bir sonraki maç. Süper ikilisinde Serdar Aziz, Ciko. Ciko zaten sarı kart cezası. Ligde oynamayacak. Burada da oynasın. Serdar Aziz de en azından Cico ile partnerlikte iyi. Tamamını dinleyin. Ön libero da tek ön libero Kurniç. İyi de hocam sen tek ön libero Kurniç olmaz dedin. Bak bir dakika. Tek ön libero Kurniç. Süper ucu bilmem ne yapıcı falan. Ankara ucu nispeten yumuşak takımlardan bir tanesi. Bunun için önünde Zaytis ve Şimanski oynasın. Ancak Şimanski 45 dakika falan oynasın. 45'ten sonra onun yerine işte Mert Hakan falan oyuna girebilir. Anlatabiliyor muyum? Kurniç, Şimanski, Zayt üçlüsü çıksın. Ya biraz da hocam bu orta sağ pas yapar Bak Şimanski'ye eğer Zayt pres yapıp destek verirse topu Şimanski ile buluşursa Şimanski gol atsler de yapar ilk 45 dakika. Sağ açıkta da o say Samuel. Sol açıkta Mert Hakan Yandaş. Bak Mert Hakan Yandaş'ı tad için yerine oynatıyorum farkındaysanız. Forvet'te de Batu Şahay'ı. Ben bu riske girmem diyorsan. Kurunic, Mert Hakan Şimanski yaparsın. Salda Tadiç oynatırsın. 45. dakika bitince de değişiklikler yaparsın. Oyuncu değişikliği. Belki Tadiç'in yerine Batu Şua'yı falan alırsın. Falan filan. Hatay maçına gelirsek. Bakın bu maçtaki 11'i tamamen değiştirip. Livakovic sağda Osayi, solda Ferdi. Bonucci Çağlar Söyüncü ikilisi. Önlerinde tek ön libero İsmail. Ya muhteşem orta saha. İsmail Fred Şimans güçlüsü. Ki ligin en dinamizmli orta sahasıydı. Sağda Cengiz. Solda Tadic Forvet'te Ceko ile Hatay maçını da Ankara gücünü de kazanırız. Çok iddialıyım. Eğer bu iki maça da bu kadrolarla çıkalım. iki maçta kazanırız. Eğer ben futboldan anlıyorsam iki maçı da kazanırız arkadaşlar. Şimdi o sosyal medyada bir ağıt var, bir yangın var, bir bilmem ne var. Neden sebebi Fenerbahçe kullanmış. Allah'tan korkun diyeceğim ama. Hani inandığımız Allah'la aynı mı? O konuda pek e, bilmiyorum. Yani ya Maide suresi 8. ayet var. Maide suresi 8. ayeti. Açın, bakın. E, mesela diyor ki o ayette. Ey iman eden Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz mesela Fenerbahçe olan düşmanlığınız Sizi adaletsizliğe sevk etmesin Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır Allah'tan korkun şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır Şimdi arkadaş Eğer Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Winchk'in Trio ekibine Fırat Aydın olsa Bünyamin Gezer'e hepsinin ortak görüşüne göre söylüyorum Winchk Hak ettiği iki sarıyı da yese 60'ta oyundan atılsa Ferdiye yapılan harekete Free kick verse en kötü. O free kick de gol olsa. Ya da atak sürekliliği var diye penaltı verse o da gol olsa. Fenerbahçe'nin yediği golden önce İsmail'in yapmış olduğu hiçbir faul yok. Hiçbir sarı kart yok. Bu herkesin ortak görüşüne göre diyorum. O faul verilmese İsmail sarıyı yemese. Fenerbahçe'de o golü yemese. Zaten 1-0 falan öndem. Osterbolde yapılana penaltı verilse. Fenerbahçe 2 yapsa. Arada Mert Hakan'ın free kick 3 yapsa. Bir tane de boş bulduğunu değerlendirse. 90 5'e girerken de Fenerbahçe lehine 4-0 iken hakemler o iki eline de değiyor. Oyuncunun iki eline birden değmiş. Allah'tan gerçekten korkun. Hem sola değiyor hem sağa değiyor. Daha bunun neyi Allah aşkına iki eline de futbolcunun top değiyorsa bu doğal konum muhal konum değildir ya. Geçin bunu ya. İki eline de top değmiş ve hakemler 4-0 iken bu penaltıyı verse. Fenerbahçe'de maçı 5-0 bitirse. Bugün ağlayıp zırrayan tüm ahtapotlar, hakemleri... Ayakta alkışlıyordu biliyor musunuz? Ayakta alkışlıyordu. Ulan herkesin gözünden kaçan pozisyonu nasıl gördünüz helal olsun size diyordu. Kısacası bunların yangını Fenerbahçe'nin hak ettiği galibiyeti almasına. Yoksa adalet falan bunların en uzak olduğu kavramlardan biri. Sen şimdi diyeceksiniz ki hocam Vinç nerede iki sarayı yiyordu? Açın bakın trio ekibini. Gösterdikleri pozisyonlara bakın. Ferdi'nin e kilat frikik. Hepsi, hepsi faul diyor. Ama penaltı değil diyorlar. Fenerbahçe golü de frikikten buldum. İsmail Yüksek'in yemiş olduğu kart faul hiçbiri burada ne faul var diyor ne kart diyor. Hepsi de olayın yanlışını söylüyor. Osterwolde'nin penaltısı herkes penaltı diyor. Allah'tan korkan herkes penaltı diyor. Allah'tan korkan herkes penaltı diyor bu pozisyona. Allah'a dini kitabı olmayanlar değil diyor. Allah'tan korkan herkes penaltı diyor buna. 90 artı 5'te. Lan bir sol eline değmiş bir sağ eline değmiş. Ve hakemlere dikkat ettim. Hepsi penaltı diyor. Ama diyor var karışmamalıydı. Şimdi var karışmamalının Türkçesini ben şöyle anlıyorum o kadar net bir penaltı ki hani vara gerek yok orta hakem vermeliydi olarak algılıyorum. Bilmiyorum siz nasıl algılıyorsunuz. Sağlık durumu bilgilendirme. Profesyonel futbol ağa takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniyle acaba Adem, Sağlık Hasta atış Atı sahnesinde yapılan görüntü, görüntülemesinde sağ arka alt adresinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. <laughs> Kusura bakmayın sağ arka alt adelede ikinci derece yırtık. Şimdi sağ arka alt adede ikinci derece yırtık ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Size Türkçesini söyleyeyim mi? Türkçesi 3-4 hafta sakatlık demek. Ancak bu sakatlıkta bir olay var. Herkesin bilmesini, herkesin bilmesini istediğim konu şu. Sakatlık idmanda oluyor. Ani çabuk bir buz tedavisi uygulanıyor. Çünkü orada idmanda da doktorlar var. Ani bir buz tedavisi uygulanıyor. Bölge anında tedavi altına alınıyor bir nevi. Yani yapılması gereken ilk müdahale yapılıyor. Acil müdahale yapılıyor. Eğer bu olmasa 3-4 hafta sürerdi arkadaşlar. Ama bu hamle süreyi 10 ila 14 güne düşürüyor. 10 ila 14 gün derken saha zeminine dönüş. 10 ila 14 gün. Bak dediğimi not edin. İrfancan Kahvecinin en erken 7 gün, en geç 11 gün sonra sahada olmasını bekliyorum. Niye 7 gün 11 gün? İdman cuma gün oluyor. Cuma gününden itibaren. İyi de hocam. İdman Cuma günü oluyor. Tamam da futbolcunun MR'ı da bilmem cumartesi çekiliyor. Ona ne diyeceksin? Arkadaşlar zaten şüpheyle gidiyor oyuncu. Şimdi yani bir, bir aranızda doktor varsa o söylesin. Futbolcu arka alt adresini tutuyor. Sen de buz tedavisi oluyorsun. Aklına ne gelir? Ha kafatası çatladı. Mı gelir? Şimdi şu bir gerçek. İrfan Can daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde dönsün inşallah. Tam formda olduğu dönemde. Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe yıldız cezalı duruma düştü. 90 artı 6'da bulduğu golle Kasımpaşa'dan 3 puan ayrılan Fenerbahçe bir oyuncusunu kaybetti. Kimdir o oyuncu? Aleksandr Cikun. 84. dakikada Hayradinovic'de girdiği ikili mücadelede Hakem Cihan Aydın tarafından sarı kart gördü. Bu arada Hakem Cihan Aydın'ın Hakem seminerine Galatasaraylı bir hesapla katıldığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü Fenerbahçe'ye kininiz sizin dürüstlüğünüzü çalmış. Ya bu herif Galatasaraylı hesabıyla hakem seminerine giriyor. Bilmem Galatasaraylı bilmem ne Cihan diye şey e, bilmem ne Aydın diye giriyor. Oğlunun hesabıyla kızın hesabıyla artık neyse. Şimdi dördüncü sarı kartını gördü Ciku ve Hatay Spor Deplasman'da cezalı duruma düştü. Muhtemelen Galatasaraylılar elini avuşturuyordur diyordur ki bak Hatay size yatacak. Herkes sizin eski takımınız mı? Herkes sizin eski oyuncunuz mu? Niye her takımı Fenerbahçe'ye yatacak olarak görüyorsunuz? Alanya yattı mı Fenerbahçe'ye? Samsun yattı mı Fenerbahçe'ye? Size karşı en iyi oyuncularını dinlendiren takımlar gördük biz. Hedefimiz Galatasaray değil diyenler gördük biz. Aklıyla kalbi arasında çelişen futbolcular gördük. İtiraf edenler gördük. Futbolcu sakat deyip kadro dışı bırakıyorlar. Futbolcu diyor ki ne sakatı %200 hazırım diyen takımlar gördük. Ama hiçbir soruşturma falan görmedik. Neyse Çiku sarı kart cezası duruma düştü arkadaşlar. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'de Ciku'dan şok. Fenerbahçe'ye iki yıldızdan şok. Birisi İrfancan, Birisi de Ciku. 4 isimde de sıkıntı var. Kim o 4 isim? Sarı kart ceza sınırındaki 4 isim. Özellikle Cengiz, Tadic, Şimanski. Cengiz, Tadiç, Şimanski ve Batshuayi sarı kart sınırında arkadaşlar. Bakın. Cengiz, merkezde Şimanski, sağ, solda Tadiç. Forvet'te de Batshuayi inanılmaz bir şey yakaladı bizi. Yani çok kötü yakalandık açık söyleyeyim. <laughs> çok kötü haftalarda kötü yakalandık. Bereket o ki Fred geldi, o sahi geldi. Şimdi Joshua King iyileşirse Tadiç'in bir maçlığını oynamamasını en azından ekarte edebilir. Ama aksi takdirde sıkıntılı. Fenerbahçe'ye sezon sonu bombası Zambiyalı kanat. Arkadaşlar transfer haberi illaki olacak. Hani kadro güçlendirmeye çalışıyor Fenerbahçe yaz transfer dönemi. Sanki yönetim devam edecek gibi çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama aynı zamanda da görüşmeleri hani bu şekilde yapıyorlar. Şimdi Kent sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ben bakmıyorum niyeyse. Başımıza bela olacak. Lamechk Banda Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş. Banda ne ara? Banda 23 yaşında. Lecce'nin oyuncusu. 2026'da sözleşmesi bitiyor. 6 milyon euro. 1.69 boyunda. Zambiyalı kanat oyuncusu. İtalya Serie A 16 maç 2 gol 4 asist 4 sarı kart bir kırmızı kart yemiş. İtalya kupasında 2 maçta da 1 asisti var. Geçiniz 6 milyon euro sadece liginden dolayıdır. Ee... Geçiyorum. Hayır zaten haberim yok. Onu da belirteyim. Zaten haberim yok. Haberim olmayan şeyi de nasıl anlatayım size. Bu arada Fenerbahçe Opet Sarıyer'e set vermemiş. Voleybol Vodafone Süper Ligi'nde 22. haftada Fenerbahçe Opet Depresman'da Sarıyer Belediye Sporu 3-0 mağlup etmiş. Biz bir spor kulübü olduğumuz için bu tip haberlerde vermek zorundayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve e, Eda Erdem Vargas var. Evet Vargas da oynamış. <laughs> yani Vargas da çok büyük bir voleybolcu. Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü 9 isim ayrılacak. Biz bunu geçenlerde haberleştirdik. Ancak arkadaşlar şunu söyleyeyim bak. Fenerbahçe'de 9 yabancı ile yolların ayrılacak olması aslına bakarsanız iyi bir olay. Sebebi şu. Crespo kiralık. Lincoln kiralık. Cao Pedro kiralık. Ben üçünü de gitti sayıyorum. Cao Pedro'nun zorunlu opsiyonu var diyebiliyorum ben. Hani birçok kişi zorunlu değil opsiyonu diyor ama ben transfer olduğunda opsiyon zorunlu diyebiliyorum. Bu şekilde ve 31 yaşındaki Santrafor 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek. 3,5 milyon euro opsiyonu var. Şu ana kadar bayağı maça çıktı da onların ligi 2 devreli arkadaşlar. Yani bizim yarı devrede bir sezon bitiyor. Diğer yarı devrede başka bir sezon bitiyor. Şu anda ikinci sezonunda gibi bir durumda. Ve 8 maçta 3 golü var arkadaşlar. Gayet de iyi gidiyor şu ikinci dönemde. 589 dakikada. Hani inşallah bol bol goller atsın da en azından transferde bizi mutlu etsin. Açıkçası. Şimdi bu üç futbolcuya gidecek sayın. Batu Şuray'ın sözleşmesi bitiyor. Ama ben uzatılacağını biliyorum. Yani zaten opsiyon var. Joshua King'in bitiyor. King gidici gibi. Bonucci'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonucci yaşından dolayı ve Amerika'dan aldığı tekliflerden dolayı durmaz. Aslında Bonucci'yi satma imkanımız da vardı. Böyle bir imkan vardı aslında ama biz tercih etmedik. Sezon sonuna kadar Bonucci bizimle bilginiz olsun. şu Cao Pedro da bir an önce inşallah iyileşir de şey Joshua King bir an önce iyileşir de Fenerbahçe'ye azıcık da olsa bir katkısı dokunur. Yani bir yaralı parmağı bir şey yapar inşallah. Şimdi bunların hepsini gidecek sayıyorum. Bir tane şu kalacak sayıyorum. Ya şu kalır. Gerisi gider. Elde var bir. Kadrodaki Livakovic de devam edilir. Elde var iki. Bekao. Ben şunu söyleyeyim. Bekao'ya yüksek bedel verildi. Yüksek bir para harcandı. O paraya üstüne çıkılmadıkça satılmaz. Ben Bekao Fenerbahçe'de bitirir diyorum. Üç. Cikun. Ciku'ya teklifler var. Ben buraya iki artı bırakayım satılabilir. Luan Perez yollar ayrılır. 3 artı bıraktım. Hatta ben Luan Perez de buradan çıkartayım listeden. Çünkü en gidici görüyorum. Ee, o listede durmasın. Osterwolde 1, 2, 3, 4, 5 artı. Osterwolde'yi bize koklatmazlar. Kesinlikle satarız. Osay Samuel 5 artı. Kesinlikle satarız. Radde Kurniç. Arkadaşlar kurun için bildiğim kadarıyla opsiyonu zorunlu opsiyon. Yani zorunlu satın alma opsiyonu diyebiliyorum. Şu an kurun için beğenmemiş olabilirsiniz ama zamanı geldiğinde beğenirsiniz. Hani e, zorunlu opsiyon derken Fenerbahçe küme düşmezse opsiyon devreye giriyor. 70 puanda da Fenerbahçe küme düşemeyeceğine göre kesin olarak bon servisi alınacak arkadaşlar. E, bunu da almışken gönderemezsin. Fred Arkadaşlar Fred'e ben 4 artı veriyorum. Sebebi şu. O geçenki 40 milyon euro olayı doğru. Haberiniz olsun. Miha 5 artı veriyorum. Oyuncu da herhalde eşecek değildir. O da kulüp arayışına girecektir diye düşünüyorum. Sebastian Şimanski 5 artı. Katiyen tutamayız elde. Yani katiyen tutacağımızı zannetmiyorum. Şimanski de gider. Ryan Kent. Ya Kent'in sözleşmesi feshedilir. Bilmem bir şey yapılır. Kent'i saymıyorum bu listede. Ben onu gitti sayıyorum. Dusan Tadiç kalır, Edin Ceko kalır, Omar Fayet ve Jorginho. Şimdi Batshuayi 1, Livakovic 2, Bekao 3. Kuluniş 4, Tadiç 5, Ceko 6, Omar Fayet 7, Jorginho 8, Alexander Ciku 9. Kaldı 3 yabancı. Şimdi Omar Fayet'ten Jorginho geleceksene kadroya giremez. 7. Fenerbahçe'nin 5 tane dünyaca ünlü isim bulması lazım. Kimin yerine Osterwolden'in, Osayi'nin, Fred'in Zaytsin ve Shimanski'nin yerine. 5 tane fıstık gibi isim bulması lazım. Bana kalırsam. Bak Batshuayi yiyecek o zaten forvette. Bir kere forvet alamazsın. Shimanski'nin yerine 10 alırsın. Bred'in yerine 8 alırsın. Belki Zaytsin yerine de 1-8 daha alırsın. Osayi'nin yerine sağ bek, Osterwolde'nin yerine sol bek alırsın. Ferdi'nin de gideceğini düşünürsek oraya kütürü gereği gibi bir sol bek alman lazım. Eğer Osterwolde'yi gönderirsem. Yani Fenerbahçe'de Bugün şu gider bu kalır dersem yalan söylemiş olurum. Bu transfer sezonunun sonuna doğru belli olacak. Novi Pazar'ın da maçı vardı dün. Ee, ne yaptılar acaba? Çünkü Jorginho da e, Novi Pazar maçı diyeyim. Jorginho da şeyde ikisi de oynamışlardı. Novi Pazar'da. Maç kadrosu. Bakalım Novi Pazar'da. Omar Fayet 90 dakika oynamış. Jorginho da 90 dakika oynamış. Adem Laiş aynı takımda. Oradan bir golü var. Yenilmişler ama 90 dakika oynamış bizim oyuncular. Ee, bu da iyi bir şey arkadaşlar. En azından orada gençlerimiz gelişiyor. Fenerbahçe'de Dünya Yıldızı'na Kanca Batşuay'ın alternatifi bulundu haberi. Arkadaşlar haberin kaynağı A Haber. Şey A Spor. Ha hocam o zaman kesin yalan. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak diye başlıyor haberde. Adını finale yazdıracak Ankara gücü MK Ankara gücü maçı var salı günü. 27 Şubat salı günü ATV'de maç. Beştaş Tümosan Konya Spor falan filan Inter Milan hareketli oldu. İsmail Kartal takımdan ayrılacakları belirleme çabasında. Bak gitmek istiyor. Kaynanasını özlemiş Depay sesleri. Memphis Depay alıyormuşuz. A Haber. Şey A Spor sağ olsun özel haberle vermiş. Hani koskoca A Spor'un yalan söyleyeceğini hepiniz tahmin et şey yalan söylemeyeceğini tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi merak ettim Depay muhtemelen ölmüştür. Hani Fenerbahçe'ye yazdıklarına göre hayırsız bir hale gelmiştir. O yüzden yazıyorlardır diye düşünüyorum. 30 yaşına gelmiş. Atletico Madrid 2025'e kadar sözleşmesi var. 22 maça çıkmış, 8 gol, 2 asist, 843 dakika. Vallahi süper şu istatistiğe göre. 9 maç bile değil, 10 gol katkısı şu istatistiğe göre süper. Atletico Madrid gerizekalı değilse bize vermez. Zaten o ayrı mesele. Zaten istemiyoruz da. O da ayrı mesele. Ama yani kaynak A Spor olunca insanın kesinlikle inanası gelmiyor. Biz buradan ne anlayacağız? Biz buradan çıkacak kadromuzu konuştuk. Değil mi? Ben size hatta ben bunu yorum olarak da en son kısımda belirttiğim videonun açıklama kısmında sonlarda yer vereyim arkadaşlar. İki yıldızdan şok geldi İrfan Can'dan ve Ciku'dan ama dediğim gibi İrfan Can'da benim duyumlarıma güvenin. İnşallah da benim duyum doğru çıkar. Dört isim ise sıkıntılı. Hem de dört isim büyük sıkıntı içinde. Onu da belirttiği büyük sıkıntıda. Sözleşme fesli kentte olacak. Kavga diyorlar İsmail Kartal'la Batşuay'ın kavga ettiğini ima edip duruyor Ömer Ündül. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe içinde herhangi bir kavga yok. Herhangi bir tartışma yok. Geçenlerde de edepsizler. E, Ceko ve Tadiç, İsmail Kartal istemiyor. Mario Branco'ya söyledi falan filan diyor. Arkadaşlar kat iyiyen bak aldığım daha dün aldığım duyumu tekrar söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Ceko'da Tadiç'te takımdan taktikten sistemden İsmail Kartal'dan memnunlar. Çok beğeniyorlar. Hani beğenmedikleri elbette yerler o. Arkadaşlar kimse kimseyi %100 sevmek zorunda değil. Bugün birçoğumuz işte çalışıyoruz. Hani çalıştığımız ortamdaki herkesi sevmek zorunda değiliz. Ama işimizi sevmek zorundayız. Ee, benim bildiğim kadarıyla Ceko, Tadic erken gelip geç giden oyuncular. Takıma abilik yapan oyuncular. Takıma o şampiyonluk hırsını aşılayan oyuncular. Hani şampiyonluk illa sahada değil. Saha dışında hamlelerle gerçekleşiyor. Bazı takımlarda. Fenerbahçe'de ise saha dışındaki hamleler oyuncuların yapmış olduğu abilikle gerçekleşiyor. Baktığınız zaman arkadaşlar Tadic'in, Ceko'nun yapmış olduğu abilik hani şampiyonluk yolunda bu bir sufledir. Bu bir kopyadır. Bakın böyle yaparsanız şampiyon oluruz denmesi yani inanılmaz bir şey. Kurun iç konusunda da İsmail Kartal'a tekrar söylemek istiyorum. Bakın dilimde tüy bitecek. Taraftar da İsmail Kartal'a karşı kışkırtmıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama kardeşim ben aldırdım. Ben aldırdığım için oynatıyorum demeye getiriyorsun. Taraftar ciddi tepki gösterir. De ki zamanla toparlayacaktı. Azar azar oynat, sonradan oyuna al. Ciddi söylüyorum, taraftarla böyle barışır. Başka türlü sıkıntı. Zaten Allah fred'e falan sakatlık vermesin. Bu böyle gittiğimde çede her şey güzel olur. Arkadaşlar, rica ediyorum. Ne kadar Fenerbahçeli tanıdığınız varsa. Fenerbahçeli ha, kanalımıza davet edin. Çünkü kanalımıza saldırı var. Sistematik bir şekilde hep birlikte abone oluyorlar. Sonra hep birlikte abonelikten çıkıyorlar. Youtube diyor ki bunlar herhalde diyor bir şey yapıyorlar diyor. Kendi kafalarına göre bunların yapmış oldukları bir şey var. Bilmiyorum minik zekalarıyla, minika çocuk zekalarıyla bir şeyin peşindeler ama e, bir şey elde edemezler. Yine de ben sizden rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar kanalımıza destek olun. Tanıdığınız herkesi şu kanala davet edin. Rica ediyorum. Sadece bu hafta davet edin. Başka bir şey istemiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.